MİT Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Peki e, Amerikalı komutanlar, e, Amerika ve terör örgütü Türkiye'nin net olarak hedefimde dedi. Irak ve Suriye'de ne yapıyor? Şimdi bunlara bakıyoruz. Yani sözde ne yapıyor? Onun bir altını çizelim. Terörle mücadele ve F-16 konusunda sıcak gelişmelere ilişkin Amerikalı yetkililerden açıklama geldi. Tam da İbrahim Kalın'ın Washington'da olduğu dönemde. Amerika resmi olarak resmi ağızlardan diyor ki biz PKK'yı da terör örgütü olarak görüyoruz. İki ülke arasında daha fazla bilgi paylaşımı yapılacağı mesajını da veriyorlar. Ne dediklerine bakalım sonra ne yaptıklarına aktaracağız. ABD'li diplomatik kaynaklar PKK'nın terörist faaliyetleriyle mücadele konusunu son derece önemsiyoruz. Daha fazla bilgi paylaşımı yapılması için Suriye'deki ikili meseleleri ele alacağız ifadelerini kullandı. ABD'li diplomatik kaynaklar Türkiye için PKK'nın öncelikli olmasını anlıyoruz. Güvenlik konusunda yapıcı olmamız gerekiyor diyor. Dağşla mücadele mücadelede gündemde. Yetkililer ABD'nin Suriye politikasında ve DEAŞ'la mücadele konusunda bir değişiklik yok. Türkiye de ABD gibi DEAŞ'la mücadele ediyor. Birlikte hareket etmeliyiz mesajını veriyor. İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması da tabii ki gündemde. Eh, bu onay sonrasında hızlanan F-16 sürecine de dikkat çekiyor ABD'li diplomatik kaynaklar. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. F-16 konusu NATO'nun güçlenmesi ve kolektif olarak güvenliğimiz açısından önemli ifadelerini kullanıyor. Şimdi sözde yani böyle söylüyorlar işte bir atasözü var ee, karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Ee, bunun bir tabi teşbihte hata olmaması gerekir. Sahada ne oluyor bir ona bakalım. Sahaya baktığımızda hiç ABD'li diplomatik kaynakların ifadeleriyle örtüşmeyen bir tavır var. O tavrın başında da ABD'li CENTCOM komutanının PKK elebaşıyla bir fiil görüşmesi ve paylaşılan fotoğraflar yer alıyor. MİT Başkanı Amerika'da terörle mücadele konusundaki hassasiyeti iletmek üzere Washington'dayken Terörle ortaklık konusunda provokatif bir ziyaretin görüntüleri paylaşıldı. ABD Merkez Kuvvetler Sen Komutanı Orgeneral Michael Eric Kurilla terör örgütü PKK YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde bölgeleri ziyaret etti. PKK YPG'liler ve sözde yönetici Mazlum Kobani adlı terörist Ferhat Abdi Şahinle Üstelik de olağanüstü dayanışma mesajı verdi. Görüntüler işte o ziyaretten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Michael Eric Grilla Ürdün, Mısır, İsrail ve Suriye'nin kuzeyindeki ABD ve koalisyon güçlerinin bulunduğu üsleri ziyaret etti. Ama o ziyaretlerden paylaşılan görüntü Türkiye'nin artık asla tolere etmeyeceğim mesajı verdiği PKK varlığı ile ilgiliydi. 26 Şubat 2 Mart tarihleri arasında DAEŞ'la Mücadele Koalisyonu kontrolündeki bölgede gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Kurilla'nın terör örgütünün kontrolündeki Kuzey Suriye'nin derikicesine bağlı Rimelan bölgesinde bulunan ABD ve koalisyon üssünün yanı sıra sözde Kuzey Suriye özerk yönetimi yetkilileri ve Daşlı ailelerin tutulduğu Hol ve Roş kamplarını ziyaret ettiği açıklandı. Detaylı detaylı fotoğraflar var görüyorsunuz sayın seyirciler. Yapılan açıklamanın odağındaysa direkt olarak Türkiye'nin terörle mücadele mesajının hedefindeki PKK'ya açık destek vurgusu yer aldı. Sendkom'dan yapılan açıklamada Kurilla'nın özellikle şu ifadeleri paylaşılıyor. Ekranlara taşıyalım. Bu Sendkom bölgesine 27. seyahatimdi ve bu gezilerin her biri güvenlik zorlukları ve fırsatlarının yanı sıra telefonda veya video konferans yoluyla elde edilemeyen benzersiz bakış açıları hakkında daha derin bir anlayış kazanmamı sağladı. Bunlar SENTCOM bölgesinde zorlu zamanlar ve bunları çözmek için hizmet üyelerimizin profesyonelliğine, bağlılığına ve yeterliğine olduğu kadar ortaklarımızla olan ilişkilerimizin gücüne de güveniyoruz derken ortakları olarak PKK gücüne güveniyoruz dediğinde PKK kampları ve Ferhat Abdüşahin'le terör örgütü elebaşıyla el sıkan gülümseyen fotoğraflar paylaşıldı. Kurilla'nın Suriye'de PKK ile görüşmenin hemen ardındansa İsrail'e geçtiği belirtildi.